Efendim herkese selamlar, hepinize İrlanda'dan tekrardan merhabalar. Pazar günü videomuzu asla kaçırmam. Bu saatte olsa çekerim, kanala koyarım yani öyle. En son 2 gün önce neden bahsetmiştik biz? Avrupa'da insanlar 2 yılda bir işini değiştirebiliyor. Evet, Avrupa istatistiklerine göre insanlar, profesyoneller 2,5 yılda bir, 2-2,5 yıl arası çok rahat bir şekilde işlerini değiştirebiliyorlar arkadaşlar. Günümüz dünyasında bunlar artık normal şeyler, bunlar yadırganacak şeyler değil. Bir yerde sürekli çalışmak da bir tercih meselesi ama bana sorarsanız iş değiştirmekle tatmin olmuyorsanız ya da hedefinize ulaştıysanız ve yeni bir yere geçmek istiyorsanız, daha iyi şeyler yapmak istiyorsanız o işinizle de alakalı olabilir, işinizi değiştirebilirsiniz. Şimdi tam da bundan bahsederken bugünün video konusuna girebiliriz. Bugün neden bahsedeceğiz? Amaçlar, hedefler, hedeflere ulaşmak, hedeflere ulaştıktan sonra bir sonraki aşamada ne var? Biraz bunlara değinmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar, bu hedefe giden yol, hepimiz hayatımızda bir hedef koyuyoruz. İnsanoğlu böyle. Kendine bir hedef koyuyorsun, onun için yıllarını, zamanını harcıyorsun, o hedefe varıyorsun. Vardıktan sonra zirveye bir çıkıyorsun, bir bakıyorsun ki zirve bomboş. Ne oldu? Senin yeni bir hedefe ihtiyacın var. Kafanı şöyle biraz kaldırıyorsun, bak orada yeni bir tepe daha var diyorsun. Şimdi de oraya gideceğim diyorsun. Yani aslında amaç sürekli edindiğimiz süreklilik getiren bir şey. Yani sürekli hayatımızda biz bir amaç ediniyoruz. Yani atıyorum ben 5 yılda şunu yapacağım. Bunu yaptıktan sonra bunu yapacağım. Bunu böyle gidiyoruz. Çünkü neden? Bir hedefiniz olduğunda vardığınızda, oraya vardığınızda sıkılıyorsanız, yani ki sıkılırsınız büyük ihtimal ya da böyle tam anlamıyla tatmin olmadıysanız, ya ben durmak istiyorum diyemiyorsunuz bazen. Yo, daha iyisini de yapabilirim diyorsunuz ve ileriye gitmeye çalışıyorsunuz. İşte tam da burada neden bahsedeceğiz? Bu hedeflere nasıl ulaşabiliriz? Neler yapabiliriz? Vardığımızda yeni hedefimizi belirlerken neleri düşünmeliyiz gibi gibi bu konulara gireceğim. Şimdi kendi hikayemden hemen bahsedeyim arkadaşlar. Ben daha 4. sınıftayken toprağa böyle ağaçla resimler çiziyordum abi, yani öyle. Yurt dışı resimleri diyeyim yani, hani kafamda gideceğim yerlerin resmini çiziyorum. Çocuğum yani öyle. Ve çok aslında ileriki yaşlarda da üniversiteye başladığımda ilk Yunanistan'a gitmiştim, öğrenciydim. 50 euro parayla Yunanistan'a çıktım mesela. Yani bildiğiniz Edirne'den sınır kapısından çıkmıştım orada okuduğum için. 2010'da ilk yurt dışına inimi böyle bir soludum. Solduktan sonra ne oldu? Bakın bu da bir hedefti. Ne oldu? Bu sefer daha çok istedim. Ne yaptım? Sonra Türk Hava Yolları'na geçtim. Orada bayağı bir gezdim. Yani 23-25 yaşlarım arasında deli gibi gezdim. 100 küsur ülkeye girdim çıktım. Hem iş sebebiyle hem gezdim yani. Hepsi hep beraberimde. Çok fazla gezmiş oldum. Ne oldu? Bu da benim için güzel bir katkı oldu. Bu sefer sonra ne dedim? Artık ben hani bir yerde kalıcı gideyim, bir yerde kalıcı yaşayayım dedim. Sonra ne yaptım? Çıktım geldim İrlanda'ya. İrlanda'ya taşındım. İrlanda'ya taşındıktan sonra da arkadaşlar buradaki hedefim ne oldu? Hem çalışma hayatımda iyi bir yerlere geleyim, özgeçmişimi yapabileceğim en iyi seviyeye getireyim. Aynı zamanda bir de Avrupa vatandaşlığımı alabiliyorsam alayım ki sonra yarın öbür gün diğer Avrupa ülkelerine gittiğimde sorunum olmasın. Bunu da yaptım mı? Yaptım. Yani hani Avrupa vatandaşlığımı da aldım. Bildiğiniz buradaki bütün büyük teknoloji şirketlerinde işte Apple'ından tut Google'ına, TikTok'undan işte LinkedIn'ine falan hepsinde şöyle bir gittik geldik. Öyle çalıştık, bitirdik. Şimdi ne? Yeni bir hedef lazım. Yani bu insan döngüsü arkadaşlar. Yani zirveye çıktığınızda evet maalesef şöyle hissedebiliyorsunuz. Evet yaptıklarım güzel. Evet güzel şeyler başardım ama bundan sonraki ne? Yani anlatabildim. Durmuyorsunuz yani, onu söylemek istiyorum. Bir hedefe vardığınızda durmuyorsunuz. Peki hedeflere varmak için neler yapabiliriz? Mesela ben neler yapmıştım? Bir kere arkadaşlar ne olursa olsun kafanızda constant olan şeylere sarılmanız lazım. Yani hayatınızda ve aklınızda sürekliliği olan şeylere sarılmanız lazım. Mesela ne olabilir? İşinizdir. İşinize sarılmanız lazım. Neden? Bu senin hayatında zaten sürekli var olan bir şey. Bu bir rutin ama önemli bir rutin. Senin hem fiziki sağlığın için önemli bir şey aslında, hem mental sağlığın için, hem de hedeflerin için sana bir gelir kaynağı sağladığı için mutlaka ama mutlaka ne yaparsan yap abi, işine sarıl. Constant şeyler. Spor mu yapıyorsun? Mesela bak ben şöyle söyleyeyim. Ben 2 haftadır tekrardan düzenli bir spora başladım. Burada spor merkezine gidiyorum. Havuzu da var. Acayip keyif alıyorum. Öyle söyleyeyim. Ve çok güzel bir şekilde aslında beni motive ediyor. Neden? Bu da hayatımda artık constant, yani sürekli olan bir şey. Hayatınızda süreklilik getiren şeylere başlayın. Bu önemli. Ya da işte konsere mi gitmeyi seviyorsun, sinemaya mı, ya da hobin mi var, resim mi çizmek istiyorsun? Her neyse. Hayatında süreklilik getiren şeylerin olmalı. Neden? Çünkü bunları şey gibi düşün, bir temelin ayakları gibi. Bu süreklilik getiren şeyler seni aslında hedefine giderken ne yapıyorsun? Onları üst üste koyuyorsun, koyuyorsun, koyuyorsun ve hedefine varıyorsun. Yani hayatınızda sürekliliği olan ve rutini olan, yani tekrar etmeyen bir şeyler yoksa arkadaşlar, hedeflerinize varmanız da o kadar zor. Diğer bir durum arkadaşlar, bıkmamak. Yani bu çok önemli bir şey. Bıkmamanız gerekiyor. Mesela ben size söylemiştim. Kendi işimde ben burada 4700 başvurunun sonunda bulmuştum. 8 ay aramıştım. 8 ay 4700 başvuru anca buldum. Düşün yani, hani bıkmamanız gerekiyor. Şart ne olursa olsun, koşul ne olursa olsun bıkmadan sürekli tırmanmanız gerekiyor. Bu da önemli etkenlerden birisi. Diğer bir unsur, çevrenize kulağınızı kapatın.
Bu çok önemli bir şey. Bakın ne olursa olsun. Şu bunu demiş, bu bunu demiş. Annem böyle dedi, babam böyle dedi, arkadaşlarım böyle dedi falan. Arkadaşlar kendi hayatınızın direksiyonunda siz varsınız. İnsanların ne dediği değil, senin ne yaptığın ve senin içgüdüsel olarak ne hissettiğin önemlidir. Kesinlikle ama kesinlikle içgüdülerinize güvenin. Bunu insanları tanırken de söylüyorum. Yaptığınız iş için de söylüyorum. Aldığınız kararlarla da ilgili söylüyorum. Alacağınız kararlar için başkalarından sizin yerinize karar vermesini beklemeyin. Bu dünyanın en saçma hareketi. Arada takipçilerim bana yazıyor böyle. Ya işte abi şunu mu bunu mu yapsam, bunu bunu mu yapsam? Bunu en iyi sen biliyorsun. Tamam yani fikir almak değil bak, fikir almak ayrı bir şey. Ama bu senin kararın. İşte atıyorum mesela ben İngiltere'ye gidip şu okulu mu okusam, yoksa burada kalıp bitirip de mi gelsem? Ya da işte bana şuradan bir iş teklifi geldi ama burada da düzenim iyi. Sence hangisini seçsem? Arkadaşlar bunların hepsi sizin kararınız. Kendi kararlarınızla ilgili, alacağınız risklerle ilgili başkalarına danışmayın ya da başkalarının buna karar vermesine izin vermeyin. Bu bizim toplumun çok sıklıkça yaptığı bir hata. Türkiye'de insanlar bunu çok yapıyor. Belki de güvenli hissetmek için, belki de daha çok farklı bakış açılarından bakmak istediğiniz için soruyorsunuz. Ama şu bir gerçek dostum, yani son karar sende olmalı. O yüzden lütfen yine amacınıza giderken o kararı, son kararı kendinizin verdiğinden emin olun. Yani bu kararı anneniz babanız vermesin. Neden? Çünkü en azından bir doğru bile olsa diyeceksin ki benim doğrum, yanlış bile olsa diyeceksin ki bu benim yanlışım. Yani ben istedim, ben kaşındım, ben yaptım, sonucunda ben yaşadım. Böylece hiç kimseyi suçlamamış olacaksın, kendini de suçlamamış olacaksın. Yani hani bu bence önemli arkadaşlar. Bunu yine amacınıza giderken önemli noktalardan birisi. Yani bıkmayacaksınız, bıkmak diye bir şey yok. Başkalarını hiç dinlemeyeceksiniz, önünüze bakacaksınız. Ne istiyorsanız ona odaklanacaksınız abi. Bu gerçekten önemli. Ha diğer bir şey de hırslı olmanız gerekiyor. Bak hırs aslında zararlı bir şeydir. Yani limitlerinde kullanırsan çok iyidir. Ama limitlerinde kullanmazsan hırs canını yakabilir bazen. Ama hırs iyidir arkadaşlar. Çünkü hırs sizi çok 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 iyi yerlere getirebilir. Öyle söyleyeyim. Ben kendi adıma söylüyorum. Hırsımdan aslında hayatımda çoğu şey istediğim gibi yaptım. Çok hırslı hareket ettim. Ben istediklerimi alacağım dedim. Bu hayatta ben hani veresiye yaşamıyorum. Bu hayat bana ait dedim. Öyle. Gideceğim, ne yapacağım, edeceğim, yapacağım dedim. Yaptım da. Ve siz de yapabilirsiniz. Yani mutlaka yine hırslı olmanız gerekiyor. Ne olursa olsun. Yine bence diğer etmenlerden birisi de gerçekten kendinize çok iyi bakmanız gerekiyor. Bakın bu yani mental sağlığınız, fiziki sağlığınız fark etmiyor arkadaşlar. Kendinizi gözetmeniz lazım. Yani kendinize çok iyi bakmak sadece sağlık da değil aslında. Şu da var. Kendinizi yeri gelince şımartmayı da bileceksiniz. Yani şöyle. Kendinize bazen kıyaklar geçin. Anladın mı yani? Kendini sevmeyi öğrenmen lazım. Kendisini sevmeyen bir insan bence kimseyi sevemez. O yüzden mutlaka kendini sevip biraz kendini şımartman gerekiyor. Nedir? Kendine bu kıyak geç. Atıyorum kendi bir ayakkabı mı alırsın ya da çok istediğin bir atıyorum bir işte bir CD vardı ya da bir oyun vardı artık neyse ya da bir elbise vardı. Her neyse. Git onu kendine yap. Ya da işte bu gece ben şurada gidip yemek yemek istiyorum demiştin. Kafanda böyle bir şey vardı. Mutlaka bunu da yap. Yani çünkü hedefine giderken yorulduğun için bir yandan da kendini motive etmen gerekiyor. Motivasyonun da en büyük kaynağı aslında kendinizi şımartmanız arkadaşlar. Yani olabildiğince kendinizi de şımartmaya çalışın. Diğer bir unsur arkadaşlar aslında aileniz aslında şöyle. Sizi desteklediklerinden emin olun ama planlarınıza çok girmelerine de izin vermeyin. Yani eğer sizi destekliyorlarsa ve gerçekten sizin kafanızda ne olduğunu anlamışlarsa zaten o planları desteklerler. Ama malum Türk aile yapısından bahsediyoruz. Her zaman destek göremeyebilirsiniz. İşte ya senin ne işin vardı orada, sen bunu nasıl yapacağını da. Böyle şeyler de varsa tabii ki de planlarınızı anlatın. Amacınızı siz usul usul alttan götürün ama öyle aileye de çok fazla şey yapmayın. Yani hani böyle nasıl derler, yine adınıza birilerinin karar vermesine izin vermeyin derim. Ve şu, her zaman zirveye vardığınızda bakın bunlar güzel bir zirveye varış hikayesi için güzel şeyler. Yani bunları yaptığınızda çok rahat bir şekilde zirveye doğru gidebilirsiniz. Velev ki geldiniz zirveye vardınız. İşte orası da zurnanın zört dediği diğer bir yer. Geldin vardın. Şimdi cebinde bir plan olması lazım. Yani aslında her zaman hayatınızda A planınız, yanında bir B planınız, değilse C planınız, bir de D planınız olsun. Çünkü hayat şöyle bir şey değil arkadaşlar. A'dan B'ye bir yol var diyelim. Tamam, şöyle A'dan başlıyor, B'ye gidiyor. Sen diyorsun ki ben buradan buraya gideceğim. Sen bir başlıyorsun buradan, B'ye gideceksin ya. Şöyle gidiyorsun, sonra bir anda yol budaklanıyor. Şuraya gidiyor, şuraya gidiyor ama hiç B'ye gitmiyor. Yani dikkat et yani. Direkt de gidebilir ama gitmeyebilir. İşte o yüzden senin bu diğer yol kıvrımlarına gireceğinden her zaman cebinde bir A planın, bir B planın, yol değiştiğinde, yol saptığında bir C planın ve bir D planın olmalı yani. Her zaman cebinde şeyin olsun, planların olsun. A planı en büyük planın olsun. Her zaman ilk başta ona sadık ol. B planı %75 dediğin, hani olasılığı %75 dediğin diğer planın olsun.
C planın %50 dediğin planın olsun olasılık olarak. D planlı %25 dersin. Diğerleri de %10 falan diye gider. Ben her zaman A planlı oynarım. A planım yoksa da B planıma geçerim ama A planı olsun diye de elimden geleni yaparım. Çünkü en çok istediğim şey budur. Ve arkadaşlar bu şekilde işte hedeflerinize gidebilir. Hayatınızda constant şeyler, süreklilik yaratan şeylerle de hedefinize gitmek için işte bu temelleri sağlayabilirsiniz. Bu yolda en çok kendinize ihtiyacınız var. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. Kendinizden başka hiçbir dostunuz yok o yolda. Kendinizden başka da hiç kimseye de ihtiyacınız yok. Öyle söyleyeyim. Ha tabii ki de bazen destek almak, yardım almak iyidir. Ama şunu unutmayın. Yolu her zaman tek başınıza siz gideceksiniz. O sizin hedefiniz, sizin yolunuz. Öyle söyleyeyim. Kimse sizi böyle ittirmeyecek arkadan. Ve hedefinize vardığınızda mutlaka yani böyle yaklaşmaya yakın aslında yeni bir hedef koyabilirsen güzel. Ama koyamazsan da canın sağ olsun. Hiç önemli değil. Neden? Çünkü oraya geldiğinde zaten otomatik olarak düşünmeye başlayacaksın. Yeni hedefim ne olmalı? Ben bunu şeye benzetirim. Fatih'in İstanbul'u fethine. Her zaman öyle derim bu konuya. Mesela işte çok büyük bir hikayedir İstanbul'un fethedilişi falan. İşte Fatih Sultan uğraşmıştır, İstanbul'u fethetmiştir ama bu adam İstanbul'u fethettiğinde sizce birileri Fatih'e sormuş mu acaba? Ya şimdi İstanbul'u fethettin de mutlu musun? Ya içi rahat etti mi mesela? Anladın mı? Hani gerçekten o içindeki heyecanı bastırdı mı yani? Gerçekten beklediğini aldın mı? Da kimse dememiş işte. Hayat böyle handikaplı. Evet belki çok mutlu olmuştur. Belki de olmamıştır ama kimse sormadığı için biz de bilmiyoruz yani öyle söyleyeyim. Bu böyle bir şey arkadaşlar. Bazen çok büyük bir şey başardığınızı düşünürsünüz ya da çok büyük bir şeyin peşinden gittiğinizi düşünürsünüz. Ama vardığınızda bir bakıyorsunuz ki aa ya o kadar da etkilemedi. Yani işte o kadar da etkilemedi dediğiniz yolda mutlaka yeni bir planınız olsun diyorum. Anlatacaklarım bu kadar. Umarım keyifli olmuştur. Hepinize şimdiden hedeflerinizle ilerleyen güzel bir hafta diliyorum. Ne olursa olsun arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Nerede yaşarsanız yaşayın kendinizi şımartmayı unutmayın. Ve gerçekten her zaman hayatta mutluluğunuza, sağlığınıza yer verin. Çünkü ne olursa olsun ne kadar koşarsak koşalım, ne kadar enerji sarf edersek sarf edelim. Sonuçta günün sonunda en önemli şey de sizin mutlu olmanız, sizin mutlu olacak. Sizi mutlu edecek şeyler yapmanızı tavsiye ediyorum diyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz dostlar. Hoşçakalın.